Otomobil fiyatlarındaki artış devam ederken galericiler sitesi başkanı Ercan Yılmaz, döviz kuru karşısında galericilerin araç fiyatlarını arttırmak zorunda kaldığını açıkladı. Otomobil piyasasında sıfır araç arz sıkıntısı sürüyor. Buna bağlı olarak sıfır otomobil fiyatlarındaki artış ikinci el arabalara da yansıyor. Peki artık neredeyse haftalık olarak değişmeye devam eden araç fiyatları neden artıyor? Galericiler sitesi başkanı Ercan Yılmaz bu soruyu yanıtladı. Döviz, kurlar, işte biliyorsunuz yani şimdi araç hepsi petrol türevi ürünlerden imal ediliyor. Bunlar Türkiye girdisi olan şeyler dövizle girdisi oluyor. Bugün 10 bin liraya aldığımız yurt dışında bir aracı Türkiye'deki bedeli 30 bin lira. Bunu hepimiz biliyoruz yani. Ama şimdi bir de Türkiye'de dövizin yükselişi var. Yani 11.10'un bugün Türkiye'deki kurla çarptığınız zaman 180 milyara TL bazında 180 birime alacağınız bir aracı Avrupa'da, Türkiye'de aldığınız fiyat 600 milyar. Şimdi bunlar hepsi ÖTV'si var, KDV'si var bilmem nesi uygulanınca fiyat artışı, dövizdeki artış var. Şimdi bunlar ister istemez arabaya fiyatlarına yansıtıyor insanlar. Başkan Yılmaz, döviz kuru karşısında galericilerin araç fiyatlarını arttırmak zorunda kaldığını açıkladı. Şimdi siz şunu diyemez, kimse diyemez. Yani ticaret erbabı zeki insandır. Yani ticaret yapmanın bir uğru da zekanızı kullanmak zorundasınız yani. Şimdi ama bazen böyle farklı noktalarda zekasını çalışan insanlar var. Biz onlarla aynı değiliz. Biz esnafız. Esnafın bir edebi vardır. O edep noktasında bilir. Ticari anlamda da, kazanım anlamında da bunu bilir. Ben kendi sitemizdeki esnaflar adına söyleyeyim. Gerçekten bizim burada öyle %20, %30 değil de şunu söyleyeyim. Kendi kazanımını koruma adına fiyatları oynatmak durumunda kalıyorlar. Döviz bazında parası erimesin diye fiyatı yükseltmek durumunda kalıyor. Bunun sebebi de bizden kaynaklı değil yani. Piyasanın ekonomik girdilerinin farklı olmasından oluşan bir durum yani, başka bir şey değil yani.